Ya Esin, Allah aşkına büyütme mevzuyu ya. Zaten ben de istemeden dahil oldum olaya. Yani alt tarafı bir okey oynayacağız, bitecek ya. Alt tarafı bir okey. Kesin şimdi sizin bir de totemleriniz falan vardır böyle. El ele falan tutuşuyorsunuzdur kesin. Ha yok, totem yok. Ama sinyal var. Yani şimdi mesela teke düştüğünde istakanın tek tarafını tutuyor. Okey'e dönerken de iki tarafını birden tutuyor. Şimdi çok doğal olduğu için tabii anlaşılmıyor. Ay! Delireceğim, bir de bana sinyal anlatıyor ya. O kız döndüğünden beri zaten sana sinyal veriyor. Farkında değil misin? Nasıl yani? Ne? Nasıl yani? Ayrıldığıma pişmanım, geri dönmek istiyorum diye sana sinyal veriyor. Yani senin bir okey demene bakıyor her şey. Vallahi helal olsun. Mevzuyu nasıl okey'e bağladım anlamadım. Fakat cuk oturdu, Allah var. Ama sen rahat ol. O kız hiçbir zaman istediğine ulaşamayacak. Bak bana güven, tamam mı? Sen dua et, yarın babamın düğünü var. Yoksa ben sana yapacağımı biliyorum. Ama bitecek bu düğün. Bu düğün bitecek, o zaman görüşeceğiz. Vallahi ben tsunami bekliyordum. Allah'tan küçük bir esintiyle atlattık ya. Açın! Esin ablana bir kahve gönder bakayım. Selam. Ben bir geçmiş olsun demeye geldim. Galiba sık sık ev yapma huyum varmış. Ben de bir ev hediyesi getirdim. Ona huy değil de görünmez kaza diyelim. Ben o evin içinde ölebilirdim de çok tatsız bir şaka. Bu onu alır mısın lütfen? Ay yok yok, yanlış anladın ya. Yani inan dalga geçmek gibi bir niyetim yoktur. Ya benim de geçmişte var böyle yakmakla ilgili vukuatım da. Tabii ben ev yakmadım. Ya Boğaz'da bir restoranta gitmiştik, hatırlıyor musun Şevkat ya? Böyle alevli bir meyve gelmişti masaya, ben de onu devirmiştim. Kayık sefasından sonra gitmiştik o restoranta. Neyse, daha fazla uzatmayayım ben. Dediğim gibi bir geçmiş olsun demeye geldim. Oldu, görüşürüz. Seval, bunu alır mısın lütfen? Unuttum. Benim ihtiyacım yok. Peki. Vay be, neler duyuyorum. Bu flört sadece bana yok herhalde. Ya bu Seval galiba hadiseyi yeni de hatırlamak istediği gibi kazmış kafasına. Bu kayık sefası dediği şey, şimdi ben bir gün balığa çıktıydım kayıkla. Baktım bu da geliyor ileriden, elinde olta. Geldi bindi. Ondan sonra bir süre sonra dedi ki ben sıkıştım. Mecbur yanaştık, bir tane orada balık restoranı vardı. O restoranın oraya yanaştık. Bu işte lavaboya girdi falan. Ben de o sırada işte restoranın sahibiyle muhabbet ediyordum falan. Bu palamut mevsimiydi, tamam mı? Palamut mevsimi. Ben de bir torik tutmuşum bu kadar. Restoran sahibi dedi ki, abi dedi bu dedi toriyi bana satar mısın dedi. Ben dedim kardeşim ben satmam. Ama dedim pişirirsen beraber yeriz falan. Neyse yedik falan. Adam sonradan jest olsun diye bir böyle yanar dönerli meyve getir dedi. Bu sakar da çarptı ona, devirdi. Masanın örtüyü falan yaktı dedi. Onu anlatıyor şeydi yani. Bu. Bu. Vallahi bütün detayları aklında, daha dün gibi. Hiç unutmamışsın. Ama o torik hatırlanır yani. Vallahi acayip lezzetliydi. Çok da güzel pişirmişlerdi. Şimdi toriyi ye, hakkını yeme. O zaman biz de balığa çıkalım Şevkat. En yakın zamanda yaratıcı flört tekliflerini bekliyorum. Ben bak. Ben bak. Ben bak kız. Dönüp bakmadı bile. Bu kadar mı ya? Dur oğlum sen de ya. Hadi oğlum in aşağı. Hadi Niko. Evet abi, yine araba gezsin. Benim arabam lan Niko. Başka kimin arabası var? Ne yapayım? Evet. Tamam, kaçta dersin. Tamam abisi, dükkandan alırım seni. Allah Allah, laf ya. Tamam, kaçta diyorsan artık oğlum. Ya tamam Niko, Allah'ını seversin ya. Araba gezsin, konuşacağız. Ne yapalım? Ben kime dökeyim içimi yani? Tamam, hadi konuşuruz. Hadi. Ya Niko, bu Esin galiba beni sürtüşe aldı la. Pat diye flört edeceğiz dedi. Hey. Senin hiç başına geldi mi böyle bir şey? Flört mü? Tabii ki geldi oğlum. Lan yok, flört değil. Yani böyle açık bir istek. Yani flört dediğin böyle kendi doğal sürecinde gelişen bir olay benim bildiğim kadarıyla. Hani böyle halı saha maçı alır gibi flört yapmak olur mu ya? Şevkat, her yiğidin bir yoğurt yiyisi varsa ayvayı yiyisi de vardır. Ayvayı yedin diyorsun yani ha? Bana da öyle geliyor vallahi.
Filo çok güzel bir şeydir oğlum. Böyle naif dokunuşlar falan. Yani peşin karar verme. Ha yok. Yani tabii ben de isterim yani öyle bir şey. Kim istemez? Zaten şu hayatta kaç kere aşık oluyor insan? Hani keyfini çıkartmak lazım. Da yani Esin öyle pat diye bir anda söyleyince... ...yani bir de öyle tatlı dille falan da söylemedi. Bayağı emrivaki yaptı yani. Şimdi öyle olunca da ben de biraz gırlandım. Hani acaba gerçekten içinden gelerek mi istiyor bunu yoksa... ...şimdi hani Seval aniden ortaya çıktı diye hani ona bir böyle kontra atak gibi... ...hani bir yakın markaj gibi bir durumlar mı var acaba? Ya Serkan, ben sana söyleyeyim. İkisi de var. Hatta daha da fazlası var. E çüş, ölüyüm o zaman ben. Oğlum, sen kadınları hiç tanımamışsın. Onlar her şeyi aynı anda düşünüp aynı anda uygulayabilirler. Evet, gönülden de istemiş olabilir. Seni markaja almış olabilir. Üstüne bir imtihan yapmış olabilir. Her şey olabilir. İmtihan mı? Delikanlının flörtle imtihan ha? Aynen öyle. Sınava filmi gibi oldu la. Delikanlının flörtle imtihanı. Evet, büyük. Tövbe de la. La tövbe de bir kere de ağzından bir hayırlı bir şey çıksın la. Ben doğru söyler doğru konuşurum. İyi, rahatla o zaman. Ne var la? Oğlum. Elinde kazma varken bayağı delikanlıydın. Oğlum o kazma araba içindi. Senin için tırnak makası bile kullanmam. Ya Şevkat bırak bu işleri. Sen var ya bir tutturmuşsun delikanlı kayıkları gidiyorsun. Senin için aslında kof. Ne diyorsun lan sen? Oğlum kafana silah mı dayadılar? Tehdit altında falan mı ediyorsun bu lafları? Çünkü bu işin sonunda dayak yiyeceğini ikimiz de biliyoruz değil mi? Oğlum. Arkanda mahalleli varken konuşması kolay. Tek gel. Soğanlıktaki fabrikanın oradayım. Gel. Tamam lan sen kaç şimdi. Bekle geliyorum. Zaten çatacak yer arıyordum iyi oldu. Alo. Alo. Efendim kanki. Kapı. Tamam hallederiz bizde kalsın ya sıkıntı yok. Kapıyı kırdı ya lan. Keskin sirke küpe zarar vermeye başladı. Devam et. Ne gülüyorsun la? La ne gülüyorsun? Lan oğlum kapı koptu ne bak. Orada bekle. Neredesin lan sarı? Gitmiş Sazan. Ben buradayım Şevkat. Asıl sen neredesin? Niye gelmedin? Yoksa korktun mu? Onun için mi arıyorsun beni? Ne diyorsun lan? Soğanlığın yanındaki fabrikadaymış de. Ben de soğanlığın çıkışındaki fabrikadayım. Şevkat, sen yoksa Avrupa yakasındaki soğanlığa mı gittin? Evet. Ben Anadolu yakasındaki soğanlıktayım. Lan bebe bunu şimdi mi söylüyorsun? Ya Şevkat. Tırsın için oyun yapıyorsun bana. Bekle lan orada. Bekle geliyorum oğlum. İyi tamam çık gel. Yola çık 45 dakikaya falan burada olursun. Ha yok. 45 çok dedim. Benim öfke navigasyonu 15-20 dakika gösteriyor en fazla. Bekle. Anam, 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 anam tiplere bak. Ne yapıyorsunuz? Bak şunun güzelliğine bak ya. Gel, gel bili 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 bili. Gel, gel. Ana hindi. Tiplere bak ya. Z
Siz ne yaptınız? He? O dese mi tıktılar sizi? He? Hanım şunların güzelliğine bak la. Tipe bak tipe. Zarı'ya bak. Zarı! Ana. Zarı. Bora! Tövbe yarabbi ya. Halil burada da yoksun. Ya Şevkat kusura bakma. Acil bir işim çıktı, Tuzla tarafına geçmek zorunda kaldım. Lan niye beklemedin? Oğlum işim var dedim ya. Ben öyle senin gibi boş gezinin boş yumurtacısı değilim Şevkat. Ama istiyorsan buraya gel ya da maçı erteleyelim, sen bilirsin. Yok. Artık ok yaydan çıktı koçum. Artık sahaya yıldırım da düşse bu maç oynanacak. Zemin seni dövmek için çok müsait yani. İyi tamam, bekliyorum, hadi gel. Bekle bekle, geliyorum, bekle. Oğlum geliyorum dedim ya, senin laftan anlamıyor musun? Aptal mısın oğlum sen? Anlamıyor mu laftan? Geliyorum diyorum ya. Allah Allah. Yoldayım diyorum, delirtti adamı. Ne var lan? Artist. Keyfimizden geziyoruz herhalde böyle. Kapı koptu, ne yapak? Kaç kenara. Açık sevgilere. Geçiyorsun lan. Evet Şevkat, dalga geçiyorum. Ya ben artık sana elimi bulaştırmamaya karar verdim. Aslında başından beri bir kafede oturmuş keyif yapıyordum. Sayemde İstanbul turu attın. Fena mı oldu? O sıkıcı mahallenden kurtardım seni. Teşekkür etmene gerek yok Şevkat. Sen sağ ol. Çok sinirli. En son artık küfürle karışık teşekkür gibi bir şey diyordu ama anlamadım ya öfkesinden. Güzel oldu, güzel. Aferin. Alo! Ben bu tufaya nasıl düştüm ya? Resmen sinirden ne yaptığımı bilemedim ha. Ben seni elime geçiririm nasılsa. Elbet benim elime geçeceksin. Sekiz kişi birden kılıçlarla dalmışlar oğlum Şevkat'e. Ne? Kılıç mı? Oğlum Şevkat nereye gitti? Viyana kuşatmasına mı gitti? Vallahi orasını bilmiyorum. Kılıç Kalkan ekibiyle mi takıştı ne oldu ama... Delik deşik etmişler oğlum Şevkat'ı ya. Neredeymiş? Hastahanada mı? Morgda mı? Öldü mü? O kadarını bilmiyorum. Duyunca benim de aklım kaçtı. Soramadım valla. Ah ah ah. Vah vah vah. Ya Oscar abi. Görüyorsun değil mi mevzuları? Çocuğa 20 kişi saldırmışlar ya. Lan nerede kaldı lan sizin delikanlınız? Böyle delikanlılık mı olur be? Ay her şeyi geçtim. Düşünsene abi şimdi çocuğun her biri bir parçasını kesmiş. Olsa çocuk kuşbaşı olur. Doktor demiş zaten sabaha çıkmaz. Olaylara bak ya. Akıllı gibi değil ya. O öyle değil bir kere Sayın Kole Çakması Çaycı Beyefendi. Olayın başını sonunu bilmeden ortasından dalıyorsun. Şimdi Bozkır abi, önce Şevkat'e 8 kişi kılıçlarla saldırmışlar. Şevkat kaçmamış, dayanmış. Sonra 20 kişi olmuşlar. Şevkat gene dayanmış, kaçmamış. Ondan sonra 10 kişi daha gelmiş. 30 olunca Şevkat artık dayanamamış, yığılmış kalmış yere. Kim yığılıyor lan yere? Ha? Kamil ne anlatıyorsun acaba sen? Oğlum Şevkat kendi hastanenin kapısına kadar yürüyor. Çocuk hastane acil kapısında yığılıyor kalıyor be. He tabii tabii. Ulan 30 tane kılıç darbesiyle nasıl yürüsün? Kan kaybından ölür bir kere. 50-50 daha sayısını bilmiyorsun be. Mevzunun olduğu sokağın iki sokak üstü abi. Hastanenin acil kapısı. Gidiyor yani çocuk oraya kadar. Ya sen emin misin bundan? Emin miyim? Bozkır abi kurban olayım sana ya. Lütfen abi ya. Mevzunun son evresinde Şevkat Miço'ya konum atıyor abi. Miço gösterdi bana konum. Ben iyi biliyorum hastane civarını biliyor musun? Şimdi oranın böyle servis kapısıyla acil kapısı ayrı yerlerde. Şevkat'in attığı konum tam acil kapısı abi, aşağı kapı yani. Burada doğup büyüyen bilir. Norveç'ten gelen nereden bilecek? Sallayacak işkembeden. Sokağın nabzını biz tutuyoruz abi. Sokaklar bizim evimiz, lütfen. Ay annem şu alkolü versene. Nesin sen bunları temizlemeyi unutuyorsun. Sonra boyalar bu fırçaların ucunda kuruyorlar. Evet. Temizle de ben de burada sileyim. Dur, çıkmıyor ki. Nesin kolay gelsin ya. Ne yapıyorsun? Allah sabır versin vallahi, işiniz zor ya. Ne oldu ya, ne sabır versin? Ulan yine bir değil mi? Hep bana denk geliyor aga böyle mevzular. Sizin haberiniz yok muydu acaba? Ben sorsam. Sana ne oldu?
Yani ben şimdi nasıl desem bilemiyorum tabii de. Söylemek de gerekiyor haliyle. Şöyle şimdi, Şevkat'in durum kritik. Doktor demiş sabah zor çıkar. 73 bıçak yarası düşünebiliyor musun ya? Ulan siz nasıl delikanlısınız be? Bir adama 20 kişi girilir mi, 50 kişi girilir mi lan? Ay, Esin dur. Gelsin, gel. Ay. Ya ne diyorsun ya? Canım. Esin. Kız bayıldı. Esin. Ya öyle söylenir mi hemen git bir pat diye? Sonra ben ne dedim ya? Ey Allah, Esin. İnanamıyorum şu an, ben şok, beni iptaller, böyle bir şey yok ya. Gitti, gidiyor. Şevkat yavaş, kan kaybettin, tansiyonun düşer. Ya ne yapıyorsun Nikola'nın sırasını? Şuradan ufacık şey yaptılar, bitti gitti ya. Boşuna vakit kaybettirdin. Eseğinin salam kazağı bağlayacaksın. İyiyim diye sevineceğine hala bana vakit diyorsun. Şevkat, vakit dediğin nedir ki? Vakit, vakit senin boş boş konuşmalarına harcanıp giden bir olguymuş gibi geliyor bana. Yanlış. Vakit dediğin andır Şevkat. Ve sadece bu anlardır. Sen söylenerek anı kaçırıyorsun. Hangi anı kaçırıyorum Allah'ını seversen bana bir deyiverin ya. Şu yukarıdan aşağı bizim romantik inişimizi mi kaçırıyorum yani seninle? Ah Temo, tabii ki hayır. Farkındalığın ziyanda Şevkat. Anladın mı? Yaşadığını hissetmeyi kaçırıyorsun. Aa, Şevkat. Ölmedin mi sen alo? Yoksa hortladı mı sende Erkan gibi? Ya bu mahallede kim ölü, kim diri belli değil yani. Ya Gülperi abla, gördüğün gibi yaşıyorum ya, kanlı canlı karşında olduğuma göre. 30 kişi sana palayla, bıçakla, satırla saldırmış, kengire çevirmişler seni. Ha, doktorlar sabaha çıkmaz demiş. Kara haber, her an hazır olun demişler. Ha, ben Esin'e gidip haber miyim? Yani haber vermek lazım. Hayır, kız belki de komaya girdi şimdi. Yok, o önümüzdeki sezonun finali olabilir abla. Öyle bir durum yok yani. O yanlış istihbarat. Hastaneye gittik. Kaptanlık pazubandını taktılar bana. Gönderdiler. Yani öyle kevgirlik, rendelik falan bir durum yok. Zaten sana gelen haber metni yanlış. Yani sabaha göremez demeleri için gece olması lazım. Ama şu anda gündüz olduğuna göre oradan... Ben oğlum komşuyum. Hafiye değil. Öyle lafları süzgeçten geçir dinleyemem ben milleti. Neyse, sen sağlıcakla kal. Çok sevindim iyi olduğuna. Kendine dikkat et. Niko Bey, iyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ ol. Hah. Allah Allah. Allah Allah. Ben sana dedim Mişo'ya haber verme diye. Bak şimdi o mevzu nereden nerelere gitmiş ya. Ya ben hangi birinize ne yapayım şimdi Allah'ın seversen. Şey yapma o kadar da ya. Yani sonuçta senin için de sabaha çıkmaz demişler ama öyle mi? Değil. Yani haberi yoktur belki. Ya tamam konuşma. Gideyim bari ben şu üstüm başımı bir değiştireyim de Esin'e bir haber vereyim. Yani kıza böyle anlattırırsa mevzuyu, kız kalp krizi geçirmediğine dua edeceğiz artık. Bandajı çıkar. Ya vallahi boş beleş konuşuyorsunuz Niko ya. Bandajı çıkar. Yok benim aklıma gelmiyor çünkü bandajı çıkartmak. Akan revan olmuş da, paramparça olmuş da burası bana bandajı çıkarıyorum. Bandajı çıkaracağım. Vallahi billahi delirtiyorsunuz adamı ha. Vallahi tutayım diyorum kendimi ama delirtiyorsunuz, patlatıyorsunuz bir yerde. Ha diyorum ya, sabır diyorum, içime atıyorum, çekiyorum, ne derin nefes alıyorum, bırakıyorum falan, o yok. Yani illa delirtiyorum. Git hadi git, daha ne duruyorsun yolunda? Sen de devam et bari, kolum acıyor zaten ya. Yani bitiremedin, o yüzden gidemiyorum. Diğer. Onun iyiliği için söylüyorum, kız panik olacak bandajı gördüğün zaman, beni ne yapayım? Ya ne yapıyorsun oğlum sen? Elin işte, gözün önüne işte. Kaldır şunu adamın asabını bozma. Sakat. Mahalleye eli sopalı adamlar dadanmış. Nasıl lan? Önüne geleni kırıp geçirmişler. Bir çete işi var burada. Kimmiş de bu herifler? Bilmiyorum. Polise söylemişler ama daha bir şey çıkmamış. Gittim kendi gözlerimle gördüm. Cam, çerçeve, ne ya? Ne yok? Her şeyi indirmişler. Oğlum bir mahalleye durduk yere çete dadanmaz. Kesin o Bora denen bebenin işleri bunlar. Aklı sıra korkutmaya çalışıyor. İşte çalışıyor ama başarılı da oluyor. Eğer böyle devam ederse biz bu mahallede durmayız diyenler var Şevkat. O zaman şöyle yapak. Sen şimdi bir sokakları turla. Göre neden olursa falan hemen bize bir haber versin. Bir de biz göre şu herifleri. Bakalım nasıl geliyorlar, kaç kişi geliyorlar. Ona göre bir hazırlıklı davranak yani. Ona göre karşılayak yani herifleri. Siz karşılayın. Ne yapıyorsun oğlum sen? Canlıyım usta. Nasıl canlıyım? Kim sosyal medyada şu anda seni izliyor. Ünlü oldun, el salla. Aferin oğlum sana. Aferin oğlum sana. Çek hepsini ifşa et. Bunlar böyle böyle planlar yapıyormuş diye de altına yaz onu. Tamam mı? İçimizdeki İrlandalı seni. Yalnız pes. Oğlum adam camı nasıl kırdı gördünüz mü?
Sinan'cı! Bir! Bayağı işi abarttılar ha. Helal olsun. Yani bu kadarını ben bile beklemiyordum. Şu an var ya, adamların yanında biz efendi kaldık. Bora, her işi erbabına bırakacaksın. Bora, ya çok abarttınız bu sefer. Aptal değiller ya, anlamışlardır senin yaptırdığını. Ya karşılık verirlerse ne olacak? Ayça, ben de onu istiyorum ya zaten. Versin de görelim. Al, gel kendin bak, gel yakından bak. Bak, bu adamlar var ya, onu bitirecek. Siz de anlayın. Artık eski Bora yok, tamam? Arkadaşlar, buralara çeyrek porsiyon gangsterler dadanmış. Milletin camını çerçevesini indirip sokak ortasında dövüyorlarmış. Hazırlıklı olun, beton saha maçı yapacağız. Ben kaptanım, Niko ikinci kaptan. Oysa senle İhsan yeni geldiği için onlar yedek, Miço sende. Geri kalanlarımız az kadro. Arkadaşlar, atak oynuyoruz, pres yapıyoruz. Tamam, kendi sahamızda puan kaybetmek yok. Puan kaybetmek yok, yok. Maçla zaman? Vallahi işte her an olabilir. Biz Aport'ta bekliyoruz yani. Aport'ta bekliyoruz. Tamam. Ulancımı, Sondu abi, canını almaya geliyorum. Ben küçükten ısınma hareketlerine başlayayım Şevkat. Yok bekle, sen zaten hamamdan ısınıksın, ben başlıyorum. Delikanlıysan gel lan. Gel koçum, gel aslanım, gel ekmek param, gel veli nimetim, gel. Ne olursan ol, gel. Ulan ben seni var ya. Sakin ol, sakin ol. Ayı Tahir. Lan ne yapıyorsun? Şş, sakin ol, iki dakika dur bakalım. Senin sayende çok para kazandım. Bu bitirimlik acayip para kazandırıyor. Yemin ederim bak, hiç tıslama pıslama, sakin ol. Şu paraları görüyor musun sen bakalım? Ha? Şu paraları. Herkes kendi ayağıyla getirip bırakıyor bu. Hiç merak etme. Bunları yarı yarıya paylaşıyoruz, tamam mı? Al bakalım şunu. Ha. Haftada bir geliyorsun, ince bir mariz yiyip gidiyorsun. Tamam mı? Anlaştık mı ortam? Ayıp ediyorsun reis. Sen bana böyle her hafta teşre, ben gelirim. O iş bende, merak etme sen. Tamam o zaman be, ömrü çok olsun. Veya bayramlık gelemedi ya, hiç 10 gün tatil vardı. O yüzden al bakalım bahşişini. Hayırlı uğurlu olsun, ömrü çok olsun. Lan Cuma, sen de sinekten yağ çıkarıyorsun ha. Sineğin yağını çıkarmak bile emek ister veya öyle demeyin. Günümüzde reklam çok önemlidir. İyisi kötüsü olmaz yani. Reklam iyidir. Yalnız bir saniye bakın. Doğru reklam yaparsanız kaliteli bir marka yaratırsınız. Hiç merak etmeyin. Sineğin yağını bile millete satarsınız. Dinlemiyorsunuz bakayım. Sinan'ın yağını çıkarmak bile emek ister be ya. Sineğin yağını çıkaracaksın ki millete satabileceksin. Sinek yağı buradaki kaz ayaklarına çok iyi geliyor. Haberin var mı? Hiç tıs. Gel bakalım, özel konuşalım biz bunları seninle. Kalktı. Esin! Gel, kahvaltı hazır. Ne oluyor ya? Ceren yaptı herhalde, camı falan açık bıraktıysa demek. Hah, gel bende. Yumurta yaptıydım, dedim tereyağında. Tuz. Tuz yok. Yani şu sofraya bir tuzluk getirmeyi öğrenemedim. Bu kadar zor bir şey mi bu ya? Esin, ne oluyor ya? Kızım ne yapıyorsun ya? Buzdolabının kapağının hatırı kaldıydı. Onu da bir çarp istersen. Ağlamasın arkadan. Tamam, yeter. Yeter, yeter. Ne yapıyorsun? Kör edeceksin bizi ya. Esin, ne oldu sana? Kendin ye beğenmiyorsan. Giriyorum ben. Ya ne alakası var sen? Ya bırak Allah aşkına ya. Allah Allah. Ne çeşit bir arıza bu ya. Gece yatıyor normal. Sabah kalkıyor tereleli. Esin, bir açar mısın kapıyı? Ne var Şevkat? Asıl benim sana sormam lazım. Ne var Esin? Ne oluyor? Sen daha iyi bilirsin ne olduğunu. Sen söyle. Vallahi billahi bilmiyorum ya. O zaman birazcık düşün. Mutlaka bulursun. Ha!
dün gece biraz geç geldim diye, değil mi? Sonra harf alayım. Kendi kapın olunca sert vurmuyorsun ama. Ha. E peki ama ben neyi daha iyi bilirim yani? Ona ne diyorsun? Öyle mi diyorsun? Vallahi delireceğim. Vallahi delireceğim. Billahi delireceğim en sonunda ya. Ya çık açık açık söyle. Böyle böyle yaptın de şunu şöyle yaptın daha yok. İlle en çetrefilli yolu seçecek. Çengel bulmacaya çevirdi anasını sat. Esin neye kızdı? Soldan sağa yedi harf. Sana ne oldu ya? Ya bugün de hepinizde bir trip vallahi ya. Diyorum bak yüzüme bak. Seninle konuşuyorum ya. Seninle konuşuyorum ben. Allah hareketlere bak. Vallahi arkadaş ben bu sefer hiç anlamadım abi olan. Düşün o zaman Şevkat. Demek ki hatanı fark edip kendin bulmanı istiyor. O yüzden söylemiyor. Bahar. Kanka bu sefer işin zor. Uyandırayım yani. Esim kopya da vermemiş. Ya acaba şey olabilir mi? Selam. Hoş geldin. Selam. Bizim Cuma yine ayakkabı boyasıyla resim yapmış bakıyorum. Ben yaptım bu resmi. Hayır orası belli zaten. Renklerin uyumu, ahengi olsun. Fırça darbelerinin hoyratlığı olsun. O çok şey ben zaten şunu kastettiğim. Şu kötü olan var ya onu dediydim ben. Onu da ben yaptım. O bunun eskisi. O zaman ben eve gideyim. Çünkü benim tavuklar yumurtlamıştır. Bunlara bir şey yapayım oldu. Bu ne zaman oldu? Yarın işte. Bir iki gün önce. Ama bence değil. Öyle olsa hemen tepki verirdi. O akşam bir şey oldu mu? Yok, gayet değildik ya. Arkadaşlar ben şu çayları tazeleyeyim. Tamam mı? Zihni açar. Oturalım konuşalım biz bunu çözeceğiz. Razı olun. Bana de kahve ver. Bu nasıl bir şekil? Sen nasıl bir kahve içiyorsun? Çarpıntı falan yapmıyor mu la bu? Yapmıyor, yapmıyor. Nasıl bir kahve içme tarzı ya? Miçola, bu son 24 saat içinde ne olmuş olabilir? Bir düşün bakayım. Ya ne yapmış olabilir Mesne'ye? Sana bir şey söyledim miydi? Bir hatırlamaya çalış bakalım. Usta ya, dün Esin abla sarma yapıp getirmişti ya. Acaba sarmaya yaptığın yoruma alınmış olabilir mi? Sevgilim, bak senin için ne yaptım? Oo, kıymalı ıspanak. Etli yaprak sarma. Ha. Niye sarmadın ki o zaman? Sardım. Yani bir iki tanesi açılmış diye öyle niye söylüyorsun ki? Ayrıca önemli olan şekli değil, lezzeti değil mi? Çok da kıyma kullanmamışsın herhalde. Sırf pirinçten mi yaptın? Hak etmiyorsun sen benim sarmamı. Tabii lan. Çok içerlediğin kız. Kesin o. Ben gideyim de şunu bir gönlünü alayım. Bence Esin abla yemeğe çıkar. Çok cazip olur usta. Ha kaş yaparken göz çıkar diyorsun yani. Laf. Kız zaten onun yemeklerini beğenmediğimi düşünüyor. Bir de tutup kızı restorana götüreceğim. Hani sen beceremiyorsun da gel bari şurada adam akıllı bir yemek yiyek der gibi. Doğru. Geliyor benimki. Demek ki düşünmüş bulmuş bir şeyler. Bakalım neyi hatırladın? Esin. Ben seninle bozulduğunu buldum. Ama patavat sızlama ver ne olur ya. Ya sen aslında çok güzel yemek yapıyorsun. Ne diyorsun ya ne yemeği? İşte bu etli yaprak sarma. Ona bozulmadın mı sen? Bozulmadım. Ha tamam o zaman. Ya ben geçen gün senin parfümünün yarısını döktüydüm yanlışlık. Ama vallahi istemeden oldu. Elim çarptı yani. Ben de diyorum ki ben bu parfümü daha yeni aldım. Nasıl bu kadar çabuk bitti? Ha o da değil ya. Ha o zaman... Şey diyorsun sen. Hayda. Esin'in kazığı değil mi bu ya? Ufacık da olmuş. Biraz çekiştirsem mi? Olmaz. Ama şimdi bir araba laf edecek bana. Yok kazağımı küçülttün, yok kazağımı çektirttin. Sevim ben o zaman
Zehra ablayın kızına vereyim. Öyle yaparız artık, ne yapalım? Al işte, ben daha geçen gün aradım o kazağı giymek için. Hatta ben çocuğun üstünde gördüm o kazağı sokakta. İçimden dedim ki ne güzel, aynı modeli çocuklar için de yapmışlar. Yakıştı ama çocuğa. Ya orası ayrı. Tamam buldum. Sen saçının rengini fark etmediğime bozuldum. Ne gibi? Saçının rengi gibi. Saçımın rengini değiştirmedim ki Şefkat, hep aynı. E neye bozuldun o zaman Yasin? Allah Allah. İşte onu sen daha iyi bilirsin. Sen kendine soracaksın, doğru cevabı bulursun. Oho ne güzel dünya ya. Kendine sor, kendine sor. Ben kendime neyi soracağım da neyin cevabını alacağım? Ya Allah'a baksın, kendine sor. Ya bakın gördünüz mü? Kazağımla parfümümün akıbetini anlamış oldum böylece. Ya bu taktik işe yarıyor işte. E direkt sorsaydın daha kolay değil miydi? Evet ama... Böylesi daha eğlenceli. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.